Adrasan'dan herkese selamlar. Sizleri Antalya Adrasan'a getirdim. Sizlerle beraber burada güzel, keyifli bir vlog hazırlayacağız. Maliyet odaklı olacak. Adrasan'la ben bir gün geçireceğim. Bir gün içerisinde neler olacak? Konaklama olacak. Yeme içme olacak. Adrasan denizi ve koyları ile meşhur bir yer. Deniz, kum, güneş üstüsü tabii ki olacak. Akıcı, güzel, dolu dolu bir vlog hazırlayacağız sizlere. Ve burada da sizi güzel bir tepeye çıkardım. Adrasan'ın şu an burası sol tarafı. Sol tarafın hemen üstünde bir tepeye getirdim sizi. Şahane bir manzara var burada. Özellikle sabah ve akşam gün doğumu ve gün batımında burada muazzam güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz. Bu konumun linkini de aşağıya açıklamalar kısmına bırakacağım. Buradaki manzarayı bayıldım. Gitmeden ve de tabii ki düşmeden şöyle oldukça dik, ayağımda da terlik var. Bu manzarayı göstereyim istedim size, bakın. Adrasan sahil burada ayaklarınızın altında. Biraz daha ilerleyeyim. Nasıl ama? Görüntü yıkılıyor. Tam maalesef çöplerini bırakanlar var artık. Ne diyeyim? Şu karşısı Musa Dağı. Şurada da bir koy var. İsmini unuttum ama şimdi aşağıda yazıyordur. Evet, bakar mısınız? Nefis. Şurada da şöyle tek başına bir çam ağacı aşağıda. Şahane bir görüntü oluşturuyor. Ve Adrasan. Evet, buradan Adrasan çok net bir şekilde görülüyor. Sırtını şöyle dağlara yaslamış. Çam ormanı arkada. Önde de böyle masmavi bir deniz. Evet. Bu güzel manzaradan bu kadardı. Vallahi ben gidemiyorum. Çok sevdim. Şöyle hemen buralarda da yine ağaçlar var yukarıda. Bizim aracımız da hemen şurada. Yani oraya kadar gelebiliyorsunuz. Biraz tehlikeli bir yol. Hani dikkat edin araçla gelirken de. Evet. Bu güzel köşeden bu kadardı. Adrasan manzaralı tepeyi umarım beğenmişsinizdir. Ben aşık oldum ki uzun bir vakit geçirdim orada. Hakikaten orada o Adrasan'ın güzelliğini izlemek büyüleyiciydi. Ve sizi otele getirdim. Siz oteli bir tanıyın. Genel olarak oteli tanıdığınızı düşünüyorum. Ben de şimdi odaya geldim. Hemen size kaldım. Odayı da göstereceğim dağıtmadan. Evet, gördüğünüz üzere çok şık bir oda. TV'si hemen burada, valizleriniz için sehpa. Mini bar burada, soğuk içecekler için. Sıcak içecek için kettle ve ikramlar. Kıyafetlerinizi buraya dolaba koyabilirsiniz. Ve banyoda hemen burada. Bu odanın fiyatı iki kişi benim geldiğim dönemde oda artı kahvaltı 1400 lira. Otelde yine bir menü var. Oradan da dilerseniz akşam yemeği için oldukça geniş seçenekler var. Oradan da sipariş edebilirsiniz kendinize. Yemek istediklerinizi. Yine farklı tipte odalar var. Onları da internet sayfasından araştırmanızı rica ederim. Aşağıda linkini bırakıyorum ve ben de buradan sizleri bir akşam yemeğine götürüyorum. Sizi akşam yemeği için Le Jardin Cafe Restoran and Bar'a getirdim. Adrasan'daki otelin büyük bir kısmı oda artı kahvaltı hizmet veriyor. Akşam siz de bir yerlere gitmek isteyeceksiniz. Ben de buraya geldim. Kendimi Girit usulü ılık yoğurtlu patlıcan üstüne bonfile sipariş ettim. Burada çok da leziz görünüyor. İki de meze söyledim kendime. Bir humus, bir de Girit ezmesi ve de yanına kırmızı etli şöyle bir kadette şarap söyledim. Hemen izninizle bir tadına bakacağım. Şöyle bonfilenin bir tadına bakıyorum. Yoğurtlu. Çok da severim.
Evet. Gayet lezzetli şöyle. Ama patlıcanından da alıyorum. Gayet güzel. Şimdi bu tavan fiyatı 160 lira. Mezeler 40 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Bununla beraber hemen önünüzde sahil var. Hani bu tarafa, bu işletmenin önüne yüzmeye gelirseniz de günlük aperatif bir şeyler alabilirsiniz. Hatta şöyle neler var söyleyeyim size. Kahvaltı var, pizza var, makarna var, ara sıcaklar var, et yemekleri var, burgerler var. Yani aradığınız her şey burada var diyebilirim. Benim yediğim yemek gayet güzel. Ben çok keyif aldım. Şöyle mezelerin de tadına bakayım izninizle. Şöyle Girit ezmesi. Zeytinyağı bol. Gayet güzel. Humusun hemen tadına bakıyorum. Güzel. Evet, yani fiyat performans olarak da ben gayet beğendim. Adana'ya geldiğinizde bir akşam yemeği almak isterseniz Le Jardin Restaurant Cafe and Bar'ı sizlere tavsiye ederim. Adana'dan herkese günaydın. İkinci günden selamlar. Misler gibi uyuduk tabii ki. Ve kahvaltıya geldim. Açık büfeden kendime bir şeyler aldım. Biliyorsunuz ben gittiğim yerlerde mümkün olduğu kadar farklı ürünler varsa onları denemeye çalışıyorum. Burada da narinciye çok yetişiyor ve bu otelde de işte limondan, mandalinadan reçeller yapılıyor. Ben de onlardan aldım. Bir tatlarına bakacağım. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Hızlıca bir karnımı doyurayım. Sonrasında sizi Adrasan'da tabii ki yapılabilecek en güzel şey denize girmek. Denizle ilgili sizi götürmek istediğim yerler var kahvaltıdan sonra. Denize getirdim sizi. Silemis Otel'in şu an ön tarafındayız. Neden buraya getirdim? Şimdi burada beach hizmeti alabileceğiniz bir yer yok Adrasan'da. Bununla beraber sol ucunda ve sağ ucunda denize sıfır birkaç tane otel var. Bunlardan bir tanesi olan Sinemis'e geldik. Şezlong Şemsiyeler aslında Kumluca Belediyesi'nin ama bu sene bir kısmını otellere devretmeye başlamışlar. Geçen sene 10 lira böyle temsili bir rakam alınıyordu ama bu sene pek de görevliler gelmiyormuş. Hadi fiyatı olsun 20 lira olsun. Yani mütevazı bir ücret ediyorsunuz Şezlong Şemsiye için. Ben de bir Türk kahvesi söyledim kendime. Çok güzel nar suları var, tavsiye ederim. Portakal suyu da aynı şekilde. Onlardan içebilirsiniz. Mesela Türk kahvesinin fiyatı 25 lira. Nar suyu ve portakal suyunun fiyatı da 30 lira. Gelelim deniz kısmına. Şimdi Adrasan çok uzun bir koy. Tam ortada tekneler var. Oradan denize girmek çok mümkün değil. Yani sol tarafı ve sağ tarafında, koyun sol tarafı ve sağ tarafında şezlong şemsiyelerde güneşlenip o alanlarda denize girebilirsiniz. Bu cepte olsun. Adrasan bize yetmedi derseniz ki, yani tahminimce bir 2 kilometre falan var. Bu koyun uzunluğu. Hemen şu arkada, şu an görünmüyor ama drone görüntüleri geçiyordur. Hemen arkada Kargıcak Koyu var. Yani yüzerek oraya buradan bir 5-10 dakikada gidebilirsiniz. Orası da yeterli değil derseniz hemen karşı tarafta da eskiden buraya Antalya Limanı yapılmadan önce gemiler yanaşırmış. Yani korunaklı bir yer. İki tane tepenin tam ortasında. Oraya da Gemi Durağı Koyu deniliyor. Şu an mütevazı bir yer orası. Çok sevimli balıkçı tekneleri var. Hatta kamp da yapılabiliyor orada. Yani kampçılara da güzel haber. Bunlar da bize yeterli değil derseniz de tekne turuna çıkabilirsiniz. Tekne turunda buranın en popüler yeri, orası da markalaştı, Suluada. Suluada da iki tane denize girilebilecek alanda duruyor tekneler. Ön koy ve arka koy deniliyor onlara. Mavi Mağara'ya muhakkak uğruyorlar ki orada fotoğraf çekiliyor, biraz akıntılı bir yer. Güneş ve rüzgar da uygunsa bir noktada daha durak diyorlar. Orada da denize giriyorsunuz. Sabah 9.30-10 gibi gidiyor tekneler. Akşam üzeri 4-4.30 gibi dönüyorlar. Adrasan'a gelmişseniz hani birkaç gün değil de böyle 3-4 gün vaktiniz varsa tekne turuna muhakkak katılın. Suluada Türkiye'de başka bir yerde göremeyeceğiniz güzellikte bir yer. 250 TL ödüyorsunuz tekne turu için. Öğle yemeği var. Genelde tavuk ve balık ikram ediyorlar. Yanında salata. İçecekler ekstra oluyor. Yemekler doyurucu ve genelde lezzetli oluyor. Benim şu ana kadar katıldığım teknelerde oldukça lezzetliydi. Aktivite olarak burada yamaç paraşütü yapabilirsiniz Adrasan'da. Ben ara sıra uçan paraşütler gördüm. Tabii bir Fethiye Baba'da ve Belcekuz Ölüdeniz manzarası olacağını pek zannetmiyorum. Çünkü çok yüksek bir yerden atlamıyorlar. Yine öyle bir adrenalin yaşayalım, biz havadan da Adrasan'ı izleyelim derseniz yamaç paraşütü değerlendirilebilir. Yine aktivite olarak burada dalış yapabilirsiniz ki muazzam alanlar var. Ben geçen çektiğim vlogta dalış yapmıştım. İzlemeyenler varsa hemen bu yüzden izleyebilirler.
Onların fiyatlarını şu an bilmiyorum ama sizler için öğreneceğim. Altta da şu an dalış fiyatları da yazıyordur. Yani Adrasan'a geldiğinizde aktivite olarak, dalışta bilgi olarak bir kenarda dursun. Ben kahvemi yudumlayayım. Güneşin biraz tadını çıkartayım. Sonrasında ben de denize girip biraz serinleyeceğim. Hava oldukça sıcak. En son sizi denize götürmüştüm. Silemis Otel'in hemen önünde plajı kullandım. Orada da sağ olsun Fatma Hanım işletmecisi Saide Hanım'ın iş yerinden bahsetti. Ben biraz da üzüldüm tabii ki böyle bir yerin varlığını bilmememden ötürü biraz da utandım. Hemen koşarak geldim. İyi ki de gelmişim. Ya müthiş ürünler var burada. Salata, enginar, hamburger, lazanya hepsi size özel. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serkan Bey. Hoş bulduk. Hiç üzülmeyin. Şimdi tanışmış olduk. Hiçbir zaman geç değil. Aynen, katılıyoruz size. Çok teşekkür ederim. Evet, kendimize ait ürünler, hani yiyecekler var ve içecekler var şu anda. En çok sevilen yemeklerimizden başlamak istiyorum. Lazanya. Bu bölgede yapılmayan, pek tadılmayan bir lezzet. Mis gibi peynirin böyle akışını hissedebiliyorsunuz. Yerken görürsünüz yani inşallah. Süper. Salatamız pek beğeniliyor. Domates güzeli, farklı bir lezzet bu da. Değişik bir meze. Domates kurusuyla yapıyoruz. Yine bildiğimiz aslında pek sevilen Girit mezemizi bugün çıkarttım size. O da fesleğenli yapıldı. Hamburgerimiz kendi ev yapımı burgerimiz. Etini kendimiz yapıyoruz. Bergamotları bile kendimiz kurutuyoruz kurutma makinesinde. Beklentim neyse ben onu burada karşılamaya çalışıyorum. Tamam. İnşallah hakkıyla yapıyorumdur. Süpersiniz. Ya. Ayrıca çilekli mojito'dan da deneyin lütfen. Tamam. Hepsinin tadına bakacağım. Teşekkür çok ederim. Güzel görünüyor. Çok güzel görünüyor. Karnım acıktı. Deniz beni acıktırdı. Tamam. Afiyet şeker olsun. Hepsinin tadına bakacağım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Elinize afiyet sağlık. Olsun. Sağ olun. Yemekler bitti. Ustamızın ellerine sağlık. Ben hepsini çok beğendim. Özellikle lazanya. Hemen ona bir kaşık attım. Çok güzeldi. Biçteli enginar o ayrıca güzeldi. Sonrasında tiramisu, özellikle bisküvisi. Yani şu ana kadar yediğim en güzel bisküve sahip tiramisuydu o da. Yine bir kokteyl söyledim kendime. Bunu da çok sevdim. Hatta bir tane daha söyledim. Şimdi gelelim fiyatlara. Onları merak ediyorsunuz. Lazanya çok rahatlıkla iki kişi doyabilir. Kocaman, derin bir kapta geliyor. Fiyatı 110 lira. Ev yapımı hamburger. Kendileri yapıyorlar hamburgeri. Fiyatı 100 lira. Mezeler 40 liradan başlıyor. Bunun haricinde birçok damak tadına hitap eden ürünler var. Mesela kahvaltıdan başlayayım. Yani Adrasan'a geldiniz bir kahvaltı almak isterseniz burada kişi başı 80 lira. İçeriğine de baktım oldukça zengin. Başlangıç ürünleri var. Salatalar var. Zeytinyağlar var. Mesela zeytinyağlardan biçteli enginar sizin de gördüğünüz 55 lira. Mezeler 40 liradan başlıyor. Ki büyük bir kısmı 40 lira bu arada. Makarnalar var. Burger çeşitleri var yine. Et, kırmızı et, tavuk var. Deniz ürünleri var. Tatlılar o şekilde devam ediyor. Şöyle ben akşam üzeri geldim. Bu saatlerde sakin yakaladım. Buraya akşam gelmek isterseniz açıklamalar kısmına işletmenin ben telefon numarasını ekliyorum. 2-3 gün öncesinden rezervasyon yaptırın. Muhakkak gelin. Ben çok keyif aldım. Adrasan'da başta da bahsettim. Yani böyle bir yerin var olduğunu bilmiyor olmaktan utandım. Adrasan'a her geldiğimde muhakkak uğrayacağım. Bonus. Sizi Olimpos Antik Kenti'ne getirdim. Şimdi ben Olimpos Antik Kenti'ni gezeceğim. Siz de arkadan görüntüleri izleyin lütfen. Antik kentleri ben çok seviyorum. Her zaman benim için çekici olmuşlardır. Siz de umarım izlerken keyif almışsınızdır. Evet, yavaş yavaş Adrasan bloğumuzun sonuna doğru geliyoruz. Ben çok keyif aldım. Adrasan'ı çok seviyorum. Umarım izlerken siz de keyif almışsınızdır. Beğenmeyi unutmayın. Bize destek vermiş olursunuz. Adrasan'la ilgili sorular, öneriler varsa onları lütfen yorumlar kısmından aşağıya yazmayı unutmayın. Son olarak da abone değilseniz tabii ki kanalımıza abone olun.
Kendinize çok ama çok iyi bakın. Olimpos artı Adrasan'dan sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.